I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Günaydın arkadaşlarım. Hoş geldiniz kanalıma, videoma, evime. Ben hazırlandım, gidiyorum. Bugün sözde böyle bir dip köşe temizlik yapacaktım ama yapamadım. Oturdum kaldım. Müge Anlı çok heyecanlıydı. Bire kadar Müge Anlı'nın başından kalkamayınca geç oldu diye, Çınar'ın okul saati geldi diye temizliği ben yapmadım arkadaşlarım. Yarın yapacağım. Ne yapalım? Günler çuvala girmedi ya. Yaparım. Şimdi üzerime giyindim. Oğlumu almaya gideceğim. Ondan sonra arabayı kapının önüne park yapacağım. Sonrasında Evkur'a gideceğim. Çünkü Evkur'a taksitim var. Evkur'a taksitimi hem ödeyeceğim, hem de koltuk takımlarının fiyatları aşırı derecede uçmuş diyorlar. Bir de bir fiyat araştırması yapacağım arkadaşlar. Merak ettim. Ne kadarmış fiyatlar? Bayağı uçmuş mu fiyatlar? Bir de şeye bakacağım. Mesela ne kadar vade koyuyorlar üzerine taksiye böldüklerinde, kaça kadar bölüyorlar, aklımda bir düşüncem olsun, fikrim olsun, bilgim olsun diye. Bir de koltuk takımlarına bakacağım, fiyat öğreneceğim. Çantamı alayım, ben hemen çıkıyorum. Bu arada hava bugün çok güzel, güneşli, sıcacık. Şansıma boncuk dışarıda, içeriye hiç almadım, orada koltuğun üzerinde geziyor. Kafesinin kapağını açtım, zaten acıktığı zaman kendiliğinden giriyor içeriye. Hadi gidelim. Hadi görüşürüz evim. Bay bay evim. Oğlum üzerimi hemen değiştirdim. Rahat bir şeyler giydim, biz geldik. Evkur'a uğradım. Aman yarabbim arkadaşlar, ateş pahası. Yok böyle bir şey olamaz. Yani söyle söyleyeyim size. 21'e kadar bölüyorlar sanırım. Yok 28'e kadar mı? 21'e kadar mı? Öyle bir şey. 24 miydi? Yani kafam karıştı. 20 küsüre kadar takside bölüyorlar. En ucuz koltuk takımı 15 lira. 15 milyardan başlıyor. En ucuzu. Yani düşünün. Bazen kampanyalı ürünler de oluyormuş ama o katalogdan bakmak gerekiyormuş. Yani anlayacağınız mağazada zaten doğru düzgün hiçbir koltuk takımı yoktu yani. Benim gözüme erişen hiçbir şey yoktu. Katalogdan gösterebiliriz dediler. Hani katalogda bayağı bir çeşit var. Hatta kampanyalı ürünler falan da oluyor dediler. Ondan sonracığıma
15 liralık bir koltuk takımı aldığınızda ne yapıyor biliyor musun? Böyle kovaladım böyle. Onu çakaladım üstü açık koyadım. Bu ama geldi hani böyle yiyor, tümü yiyor. Tamam git işte otur gelsin. Hayır yok. Boğazdan kaçmaz mı? Kaçmaz. 15 milyarlık bir koltuk takımı aldığınızda geriye dönük 21 milyar ödeyeceksiniz. 21 milyar. 21 milyara ben 10 liradan tık peşin paraya 2 tane koltuk takımı alırım kız. Ay o ne arkadaşlar gerçekten yani Allah yeni evleneceklere özellikle yeni ev kuranlara, yeni evlenecek olanların yar ve yardımcısı olsun. Çünkü insanların nakit parası, peşin parası olmuyor. İster istemez uzun vadeli taksit yaptıralım. İşte böyle yerlerden alalım diyorlar. Ve ederinden daha fazla para ödüyorlar. Gerçekten dünya kadar da borca giriyorlar. Allah gerçekten herkese yardımcısı olsun. En azından eski olsun, kötü olsun. Bizim oturacak bir koltuğumuz var yani. Açıkta değiliz. Gerçekten şükrettim şu an. Bu nedir arkadaşlar? Yani nasıl olacak? Nasıl alınır? Nasıl ödenir? Bilmiyorum. Yani şu an taksit olayı benim kafama hiç yatmıyor. Yani en ucuz koltuk 15 bin lira dedi. Yani Chester'lar 15 binmiş en ucuzu. Yani tahmin yürütüyorum şöyle hani diyorum ki yani hadi Çağla diyelim 15 bin liralık bir koltuk takımı aldın. Onu da hadi taksitleri seni çok zorlamasın diye böldürdün diyelim ki. Çünkü Yakup'un da fikri bundan yana olacak eminim ki yani. O da uzun vadede böldürelim diyecek. Taksitler yormasın bizi diye. 21 milyar para mı ödeyeceğiz biz bir tane koltuk takımına? Arkadaşlar şöyle yerlere minder koyacağım. Yer böyle bir de arkaya sırtlık minder koyacağım. Öyle takılacağız. Allah hayırlısı olsun. Ne diyeyim bilmiyorum yani. Bilemeyeceğim. Saçma geldi bana. Neyse bir tane şöyle şunlar gazoz aldım. Yüzüne gazoz istiyormuş. Kovar istedi aslında da gazoz aldım ben. Bir tane ekmek. Bir tane şu maretin salamını aldım. Yani bu 30 liraydı. Şöyle şu kadar bir şey vardı. O da 20, yok bu 20 liraydı. Şöyle 850 gramlık vardı. Bu 250 gram falan olsa gerek. O 23 liraydı. Allah dedim bu kocaman niye bundan ucuz? Baktım o şey piliçmiş. Piliç. Pirinç tercih etmiyoruz. Bu dana arkadaşlar. Popcake almış. Tamam hani ilgilen seni özlemiş demek ki boncuk. Sana seç Allah. Hayır. Karnım ırkasına seç Allah ona da bir de. Şöyle 11,5 liralık tuzsuz çekirdek aldım. Şunu seviyor Çınar. Geçen de almıştık. 8 liralık şu kreker cips gibi bir şey. Çınar oraya girer de jelibon onu ben çıkar mı ya? 18 liralık jelibon aldım. 18 lira. Pestil. Dışında fındık var. Bu kadar. Almış olduklarımız bunlardı arkadaşlar. Ah para. Ah gözün kör olsun. Valla. Yani şu an bütün hayalim, hevesim kırıldı gibi bir şey. Gerçekten kırıldı gibi bir şey yani. Çünkü yani kıyamam. Arkadaşlar dayanamam yani. Bir koltuk takımına 21 milyar ödemek çok ağırıma gider. Baba ben böyle kolumu uzattım. Koluma geldi baba. Tam onu kafesine sokacağım. Kafesinin üstünde çünkü kafesine tutuyordum. Ben uzattım koluma geldi birkaç saat sonra. Boğama çıktı anne. Boğama çıktı boğazıma. Tamam ben oğlum işte alıştı sana. Sen diyorsun ki bana alışkın değil bu. Daha ne alışkın oldu işte. Şimdi salam kızartacağım. Şöyle Çınar ekmek arası salam yapacağım. Simit de aldım. Simitleri de. Öyle bir şey yapayım. Bakalım kola sebebi peşsin. Annemle konuştuk. Annem bugün çarşıda. Kapan. Abim dükkanı oraya gitmiş. Orada da mobilyacıları vardı. 5, 4, 5 tane. Efendim? Anne,
Şimdi bunlar var ya şey başka bir İngilizce dersinde öğreniyorlar da kitaptan. Öyle mi? Evet. Aferin anneciğim. Hayvanların İngilizcesi. Sonrasında anneme dedim ki anne dedim böyle böyle ev kuru uğradım ben. Koltuk takımlarına falan baktım dedim. Fiyatları bu şekilde. Sen de dedim hani böyle birkaç mobilyacıya bak. Hani evet. Ev kur vadeli yaptığı için mi acaba bu kadar fazla koyuyor üzerine dedim. Annem de 3 tane mağazaya girdi arkadaşlar. Bellona'ya girdi. Sonra bir tane bir Ufuklar diye mobilya mağazası var. Oraya girdi. Sonrasında bir yere daha girdi. Hatta beni kamerayla aradı. Koltukları gösterdi. Öyle bir iki model beğendim ben. Onların fiyatını sorduk. Bir tane şeyden Ufuklardan beğendim. 17 bin dedi. Kumaşı falan da rengi istediğim gibi olabiliyormuş. Ama şöyle bir durum var. Kredi kartını sadece 6'ya bölebiliyorlarmış. Bu şekilde de olmaz bizim. Yani Yakup bu şekilde yapamaz. O yüzden kredi kartını 6'ya bölme olayı olmaz. Çok az. Ödemeleri yüksek oluyor çünkü. Neredeyse 1900 falan oluyor ödemeleri aylık. Her neyse orası iptal yani kafamda. Bellona'ya girdi. Orada da yani en modelsiz koltuk takımına bile 25 bin lira dediler. O da hiç gerek yok. Sırf adı var diye yani Bellona'nın. Çekyat modeli bildiğiniz çekyat yani benim şu çekyatlar gibi bildiğiniz çekyat modeli koltuğa 25 bin lira dedi. Sonra bir tane Sakarya Ticaret var arkadaşlar Eskişehir'de. Orası da baya baya ünlü bir mobilyacı. Çok da çeşit var. Çok da şubesi var. Büyük bir. Eskişehirli olanlar bilir zaten. Kesin Sakarya Ticareti herkes bilir. Eskişehirliler. Oraya girdi annem. Orada sordu. Orada da güzel çeşitler var. Hatta Mayıs ayında yeni modeller gelecekmiş. Tabii fiyat farkı olur mu? Olur da. Yeni modeller gelecekmiş Mayıs ayında. Şu an ellerindeki modelleri gösterdi. Orada da bir tane iki tane model beğendim ben. Orada da arkadaşlar 20 bin lira dedi. Doğru evet 20 bin lira dedi. 20 bini de 20 elden taksite bölüyorlarmış. Ne oldu anneciğim? Arkadaşlarla ne konuşuyorum merak ettim. Ders olsun mu anneciğim? Çalışın. Çalış anneciğim dersin hadi. Hiç oyun oynarken ben kamerada konuşurken hiç yanıma gelmiyorsun. Maşallah ders çalışacağın zaman hemen arkadaşları merak ediyorsun. Geç oğlum dersine. Ya. Sonrasında kaytarmak için önden gelen yapıyor. 20 bin lira dedi. Benim beğendiğim koltuk takımına 20'ye kadar bölerim dedi. Elden taksit yapılıyor. Evet elden taksit olayı benim çok hoşuma gitti. Çok daha mantıklı. 20'ye bölmesi de güzel bir şey arkadaşlar. 1000 lira 1000 lira. Yani aylık. İyi bence. Gayet iyi. Ama bir de şöyle bir durum var. O zaman aynı hesap gibi bir şey oluyor sanki. Yani Sakarya Ticaret'teki koltuk takımı 20 bin lira diyor. Evkur'da da 15 milyarlık koltuk takımı 21'e geliyor. Kalite olarak mı acaba farklı oluyor? Neyse bilmiyorum arkadaşlar. Yani anlayacağınız böyle. Merak ettiğim için de anneme böyle bir fiyat araştırması yaptırdım. Annem şimdi hamam yolu tarafına gidemeyecek de birkaç gün sonra tekrar çarşıya inersem işim olursa dedi. Yön mağazasına sorarım dedi. İstanbul Çarşı mağazasına sorarım dedi. Yani büyük alışveriş merkezlerine elden taksit yapan. Atla anneciğim. Bilmediklerini atla. Bundan sonra bütün pets bak. Matematiğe geç anneciğim o zaman. Hiçbir şey bulamazsan kitap oku oğlum. Kitap okuyun tamam. Hayır. Test çöz. Test kitabından. Ne diyordum? Böyle işte arkadaşlar. Aman ne bileyim ya. Dolabın son katına atayım. Ondan sonra bunun da işi bitsin kalksın buradan. Daha zaten hazır bugün de temizlik yapmadım. Temizlik de yapmamışken atayım gitsin. Sizlere de hızlandırılmış çekim yapacağım arkadaşlar. Sizler de sıkılmayın. Şu fırçalarımı hepsini birlikleyip geleceğim. Şöylece götüreyim. Islak çünkü bunlar. Bir yıkayım getireyim. Şöyle fırçalarımı yıkadım. Bir fırçasına sardım. Geldim. Kurulayım şöyle. Birazcık nemli kalsın da bir şey olmaz. Hemen şu boyamı karıştıracağım ve başlayacağım arkadaşlarım. Gibisin.
katını da attım arkadaşlar. Beyazın son katı bitti artık. Boya işlemi bitti. Şöyle şu iç kısmına da şöyle bir kat attım. Şunu da altını da boyadım arkadaşlar. Şöyle temiz gözüksün diye böyle kapağı açıldığında. Şu altlar gözükmeyecek zaten. Çekmecenin de ilk çekmeceyi yaptım. Şöyle siyah çerçevesini çektim. Gördüğünüz üzere. Kopu geldiği zaman çok güzel olacak. Bu arada bir kat daha çekeceğim. Siyah çerçevelerine. Yani ilk bir kat, bir daha üstlerine bir kat daha çekeceğim. Öyle karar verdim. Nasıl güzel ya. Ay çok güzel oldu ya. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle çerçeve çekince efsane değişik bir şey oldu yani. Bunları da çekmem lazım ama inanın yoruldum arkadaşlar ya. Daha doğrusu yorulmaktan ziyade sıkıldım. O yüzden bir de bu oda birazcık soğuk olduğu için buranın peteği yanmıyor ki arkadaşlar. O yüzden hasta olmak da istemiyorum. Şöyle şuradan fırçalarımı, makyaj fırçalarımı nasıl heba ettim görüyor musunuz? Şu kalın geldi ucu. Şu daha mantıklı geldi çıtaları çekerken. O yüzden fırçaları yıkayacağım. Boyamın kapağını kapatacağım. Nerede kapağı? Kurumasın. Bayağı da bir yani bol bol kullandım boyayı. 4 kat boyadım. Ve hala dibinde boya var. Bayağı bir var hatta. İyice açıyorum kapağını. Aslında şunu üstüne sürecektim ya. Bugünlük boya işini bitiriyorum. Zaten dediğim gibi son katta bitti. Boyayı kaldırmadan önce arkadaşlar bunun üstünde böyle toz alırken çok zorlanıyordum. Çok aşırı derecede tırtıklıydı üzeri. O yüzden bol boya ile şöyle bir kat üstüne bolca sürdüm. Bu kuruduğu zaman yarın görürsünüz efsane güzel olacak. Boyadan çok 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 memnun kaldım. Yani tekrar tekrar soruyorsunuz hangi marka kullandığımı. Şöyle son defa gösteriyorum. Bir daha da göstermem. Bak söyleyeyim. Şöyle Dio'nun Dio markanın Hydrolux. Dio Hydrolux marka boya aldım arkadaşlar. 0001 numaralı parlak boya olarak geçiyor. Beyaz parlak boya, ahşap boyası, kapı boyası olarak geçiyor. Hem ahşap, zaten üzerinde yazıyordu muhtemelen. Şöyle bakın. Şöyle üzeri silinmiş biraz da. Ahşap, metal ve duvar yüzeyler için parlak boya diye geçiyor. Ben boyadan çok 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 memnun kaldım. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Ömrü ne kadar gider? Çok çabuk böyle kalkar mı? Bir şey olur mu? Onun için hiçbir şey söyleyemem. Kimsenin günahına giremem. Sadece kullandıktan sonra göreceğim. Kullanmaya başladığım zaman mutfakta ister istemez elimiz çarpacak, ayağımız çarpacak, kapı çarpacak, bir şey çarpacak. En ufak bir darbede boyası eğer kalkarsa, tutmuyorsa demek olur ki arkadaşlar mobilya için uygun değildir demektir. Ama özellikle mobilya boyası olarak geçiyor bu marka. Ve mutfak dolapları boyanılmış. Çok başarılı bir şekilde boyanılmış mutfak dolapları. Harika bir şekilde de kullanıyorlar. Yeter kız. Vallahi yeter. Yarın da çıtalarını siyahını çekeceğim. Bir de boyamın yetip yetmeyeceğini bilmiyorum. Kadensin siyah rengi var elimde. Az var arkadaşlar. Riske de atmak istemedim. Bir de dediğim gibi sıkıldım. Yarın da artık keyifli bir şekilde bunun siyah çıtalarını çekerim. İki kat çekeceğim çünkü. Mesela bu bir kat ya. Bir kat daha çekeceğim üzerinden. Daha parlak, daha güzel duruyor. Olmadı yarın minik hobi boyası alırım. Parlak siyah alırım olmadı. Daha bir güzel olur. Ya da mat olur. Bilmiyorum. Kararsız kaldım arkadaşlar. Şu ekmekliğin şu üst kısmının. Ay elleyemiyorum. Şu üst kısmının minik çıtalarını sanırım boyamayacağım. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlarım. YouTube'da canlı yayın yaptım. Güzeldi. Bayağı bir 2 saate yakın yaptım herhalde. Tam olarak bilmiyorum ama güzel bir canlı yayın oldu. Bol bol muhabbet ettik, sohbet ettik, güldük, ağladık. Instagram'dan duyurdum zaten önceden. YouTube'da canlı yayına geçiyorum. Buyurun gelin diye.
Sonra YouTube'a girdim, yaptım. İşte genelde çoğu kişiye bildirim gitmiyormuş. Bu konuda çok şikayet var ama benlik bu durum yok ne yazık ki. YouTube'la, yani YouTube'la alakalı olan bir şey. Mesaj geliyor. Güzeldi yani canlı yayın. Canlı yayınları kayıt haline al diyenler var ama almıyorum arkadaşlar. Yani kayıt haline almanın bir anlamı yok. Çünkü orada sohbet ediyoruz. Yeri geliyor olumlu sohbet ediyoruz. Yeri geliyor olumsuz sohbet ediyoruz. O yüzden bir de şimdi onun altına bir sürü yorum gelecek. Ondan dolayı kayıt altına almayı sevmiyorum. Canlı yayınları almıyorum yani. Eğer bildirim gelmiyorsa da video bildirimim ya da canlı yayın bildirim gelmiyorsa da abone oluyorsunuz ya, zile basıp tümüne tıklayacaksınız. Tümüne tıkladığınız zaman her şeyden bildirim geliyor. Öyle yapmanıza rağmen bildirim gelmiyorsa abonelikten çıkın, tekrardan abone olun, tekrardan zile basın, tümüne işaretleyin. Yenilediğiniz zaman bildirim geliyor arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim sizlere. Benden bugünlük bu kadar. Yakup içeride maç izliyor. Çınar uyuyor. Saat de zaten şu an 12.30 oldu. Anca canlı yayın yaptım. Aslında kısa süreli yapacaktım ama çıkma ne olur, çıkma Çağla. Kahve yap, muhabbete devam edelim denilince dayanamadım, çıkmadım ben de. Bayağı bir muhabbet, sohbet ettik. İyi geçti. Şimdi de artık videomu editleyeceğim. Yarın için sizlere hazırlayacağım videomu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.